Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta Galatasaray'ın gündemini Ali Naci Küçük'le konuşmaya devam ediyoruz. Yine kazanan bir Galatasaray var. Galatasaray'ı konuşacağız. Tabii öncelikle abi artık sen de katılırsın diye düşünüyorum. Kanala abone olsunlar değil mi? Yani o kadar emek veriyoruz. Gündem Galatasaray dışında Gündem Beşiktaş, Gündem Fenerbahçe, herkese hitap eden bir kanalımız var. Şampiyonların oyunu, bir de buradan bak, aykırı sorular, savunma arkası, bütün böyle futbol içerikleriyle ilgili kim ne istiyorsa var bizim kanalımızda. Abone olun diyoruz. Sen bir şeyler söyler misin abi bu konuda? Bence futbola dair doğru bilgileri öğrenmek isteyen herkesin futbol aramaya abone olması gerekiyor. Zaten ben 7 yıldır bu aile çatısı altındayım. Bizi takip eden herkes her zaman en doğru bilgileri, en sıcak bilgileri aktardığımızı çok ama çok iyi biliyordur. Doğru bilgilerden ziyade aynı zamanda ayrıca en keyifli içerikleri de bu YouTube kanalında izleyebilirler. Şampiyonların oyunu daha yeni ödül aldı gerçekten. Evet, evet. Kadromuz da giderek genişliyor. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Futbol Arena YouTube kanalına da üye olalım. Çok teşekkürler abi sana da. Bildirim zillerini de açmanızı rica ediyoruz diyelim. Ve Galatasaray geride kalan haftada çok çok kritik bir virajı döndü. Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftada Başakşehir'i 1-0 mağlup edip artık son düzlüğe 3-4 boy farkla önde giren, at yarışı deyimiyle önde giren bir Galatasaray var. Biraz saha içerisini konuşalım abi. Nasıl bir Galatasaray gördün? Yer yer strese giren bir Galatasaray da izledik. Artılar, eksiler senin gözünde nelerdi? Ya şimdi bu haftaları oynamak bir futbolcu olarak, bir futbolcu açısından kolay değil. Ligin boyu kısaldı. Çok büyük bir baskı ve stres hakim her iki takımda da. Ve nitekim de Galatasaray Başakşehir karşısında Icardi'nin penaltı golüne kadar sakin kalmayı başaramadı. Panik yaptı, stres yaptı ve hücum zenginliği açısından sıkıntılı bir 90 dakikayı geride bıraktı. Ancak tabii ki Icardi'nin attığı penaltı golü o baskıyı da stresi de takımın üzerinden de taraftarın üzerinden de aldı. Fakat Galatasaray çok üstün bir oyun mu oynadı? Çok net bir galibiyet mi aldı? Hayır. Savunmacıları ayakta kaldı Galatasaray'ın. Yani hatta bir istatistik var. Futbolların editörleri de paylaşmıştı. Bütün savunma hattı 9'da 9 hava top mücadelesi kazanmış. Evet. Ya zaten 90 dakikanın eğer biz oyuncusu olarak Torreira'yı, Boye'yi ya da Kazım Can'ı seçiyorsak zaten ofansif anlamda, üretkenlik anlamda, verimlilik anlamında bir sıkıntı var demektir. Mertens iyi değildi. Oliveira ikinci yarı sahada yoktu. Raşitsa Kerem ikilisi hiç üretemedi, bindiremedi. İyi bir atak organizasyonuna imza atamadı Galatasaray. Ya Kerem yanlış hatırlamıyorsam 20-25 top kaybıyla oynamış. Evet. Olmaz. Icardi yalnız kaldı, istediği pasları alamadı. Ama bu haftalarda önemli olan 3 puan. Önemli olan kazanmak. Galatasaray net bir şekilde Başakşehir mücadelesinde sahaya sanki 12 kişi çıkmış gibiydi. Taraftarı, tribün her an, her saniye, her dakika oyunun içindeydi. Evet. Ve takımı da iten, takımı da sakinleştiren, gerektiğinde vites düşürüp vites yükselten bir Galatasaray taraftarı vardı. Nitekim de Galatasaray kazandı ve puan farkını 5'e çıkardı. Ama şunu da söyleyeyim. Karşılaşmaya dair unutmadan. Penaltı konusu çok tartışılıyor. Herkesin farklı yorumu var. Bir kere 41. dakikada Duarte'nin Icardi'ye yaptığı faul daha net penaltı. Evet, verilmeyen penaltıyı diyorsun. Verilmeyen penaltı çok net bir penaltı. Herkes zaten mutabık kaldı. Çok açık bir şekilde. O yüzden hani Galatasaray'ın kazandığı bu galibiyete işte penaltı üzerinden yorum yapmak çok doğru değil. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet. Yani daha doğrusu hak ettiği penaltıyı belki Rotelli olarak pozisyon da penaltı ama daha net penaltısı da es geçildi Galatasaray'ın.
Kazımcan Karataş sol bekte görev aldı. Okan Buruk bu maçta ona ilk 11'de şans verdi. Onun performansını da soracağım. Sol bek noktasında Okan Buruk bir türlü istikrarı yakalayamamıştı. Adekugbe de son dönemde ofansif ve defansif anlamda biraz sıkıntı yaratmıştı o bölgede. Kalan maçlarda da Kazımcan'ı sol bekte görebilir miyiz? Sen nasıl buldun abi maçta? Artık Kazımcan'ı izleriz sol bek pozisyonunda. Hatta Okan Buruk dahil bütün Galatasaraylıların, teknik heyetinin, yönetiminin biz neden Adekugbe ile vakit kaybettik, zaman kaybettik dediğine eminim. Çok açık bir şekilde. Yani Adekugbe'de olup Kazımcan'da olmayan herhangi bir özellik, herhangi bir artı özellik yok. Kazımcan Adekugbe'den çok daha iyi, çok daha potansiyelli bir oyuncu. Nitekim de şimdi bakıyorsun Adekugbe niye oynuyordu? Yerli statüsünde oynuyordu. Yani nereden geldi? Hatayspor'dan. Hatayspor'da dahi ideal 11'in bir parçası değildi. Ve Hatay zaten defansif savunma problemleri olan neredeyse ligin en fazla gol yiyen takımıydı. Ya Adekugbe zaten Galatasaray klası ve seviyesinde bir oyuncu değil. Yani Kazımcan genç, potansiyeli olan, gelişime açık ve forma aşkını taşıyan bir oyuncu. Yerli malı, yurdun malı. Israr edeceksin. Böyle oyuncuları zaten kolay kolay yakalayamıyorsun. Başakşehir maçına da damga vurdu. Çok açık bir şekilde. Zaten sezon sonunda da Adekugbe takımdan ayrılır. Bir de düşünceyle verilen kararlar birbiriyle örtüşmedi. Neden bunu söylüyorum bu sol bek konusunda? Galatasaray Adekugbe'yi niye aldı? Yerli statüsünde olduğu için ve sadece 6 aylık dilimde bir anlamda idare etmesi için aldı. Kazımcan'ın sakatlığı sebebiyle. Çünkü önce Galatasaray 36-37 yaşındaki Güray'a gitti. Bize 6 aylık futbolcu lazım diye. Şimdi bu düşünceyle aldığım bir oyuncu da neden Okan Hoca bu kadar ısrar etti? Hata yaptı, yanlış yaptı. Ve eminim ki hatalıyım, yanlış yaptım deyip belki de Kazımcan'dan özür dilemiştir Okan Buruk. O erdemliği gösterebilecek bir teknik adam. Çünkü Kazımcan gerçekten o formanın hakkını verdi. Kalan haftalarda da zaten artık Kazım oynar. Evet, özellikle ilk yarıda bir kademeye girdi. Çok hızlıydı. Tribünlere böyle yumruğunu gösterdi. Falan. Yaşar formayı. Evet. O aşkı biliyor yani. O tutkuyu biliyor. Evet. O yüzden Kazımcan'da da ısrar etmesi lazım Galatasaray'ın. Mustafa Denizli'ye de selam olsun. O çıkarttı. Kesinlikle. 6 ayda. Ben çok gelecek vadeden bir sol bek olacağını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da tabii transfer de çok merak ediliyor abi. Evet, son 3 haftaya girdik yani zaman olarak. Yani maç haftası olarak değil. Şampiyon olursa maalesef gidiyorum. Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turundan başlayacak bir Galatasaray var. Çok uzun bir yol. Transfer konusunda da çok ani bir şekilde karar vermek de zorunda bazı noktalarda. Şimdi 8 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Sayalım hemen izleyicilerimize de. Icardi, Raşitsa, Kaan Ayhan, Gomis, Okan Koçuk, Juan Mata, Emre Taşdemir ve Adekugbe. Bu 8 oyuncu noktasında Galatasaray nasıl bir karar verecek? Bununla beraber transfer politikası nasıl şekillenecek Galatasaray'da? Şimdi şöyle başlayayım. Tabii ki burası Türkiye. Neden bunu söylüyorum? Burada her sezon Süper Lig'de mücadele eden takım sayısı, kuralı, statüsü değişen bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Evet. O yüzden bu 8+3 kuralı devam edecek mi, 7+4'e mi dönecek ya da yabancı serbestliği mi gelecek? Bu durum, bu karar elbette ki Galatasaray'ın transfer politikasını etkileyecek bir kere. Galatasaray şampiyonluğa ulaşırsa, çok yakın olduğu bu hedefi başarırsa, Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Raşitsa'nın bonservisini almak istiyor. Önce bunlarla başlayacak. Saydığın 8 oyuncudan unuttuğum olursa söyle, Icardi, Raşitsa'yı söyledik. Gomis'le yollar ayrılacak. Zaten hatırlıyorsan 2-3 hafta önce izleyenler biliyordur. Ben Gomis daha süre alamaz, Galatasaray'da oynayamaz demiştim ki nitekim de son 2-3 haftadır da görüyoruz. Gomis hiç oyunu almıyor Okan Hoca. Bunun dışında Emre Taşdemir'le yollar ayrılacak. Adekugbe'yle yollar ayrılacak. Kim kaldı geriye? Okan Koçuk ve Juan Mata. Juan Mata zaten
Galatasaray'ın bir teklifi olacak. Çok karakterli, profesyonelliğiyle, örnek kişiliğiyle hem teknik heyetin hem takımın takdirini kazanmış bir oyuncu. O yüzden teknik heyet, teknik ekibe dahil edilmesi planlanıyor sezon sonunda. Futbolu bırak gel, Galatasaray teknik heyetinde görev al önerisi sunulacak. Bunun dışında Okan Koçuk, yani Galatasaray sezon sonunda bir kaleci takviyesi yapacak. Yani Muslera sonrasında hazırlık başlayacak. Okan o güveni veremedi. Burada artık Okan Koçuk'un durumu biraz sanki ayrılığa doğru gidiyor. Evet. Çok açık Kaan bir şekilde. Ayhan noktasında. Kaan Ayhan Galatasaray'ın futbolcusu. İlk geldiği günde ben bunu söylemiştim. Orada herhangi bir soru işareti yok. Kaan zaten 2023-24 sezonu düşünülerek alınmış bir oyuncuydu. Kendisine bu anlatıldı. Çünkü takım iskeleti oturmuş bir Galatasaray vardı. Ve kulübeyi sağlamlaştırma adına, stoper bölgesinde rotasyonu genişletmek adına bu sezon için alındı. Ama önümüzdeki sezon Kaan Ayhan Galatasaray'ın hikayesinde figüran olmaktan çıkıp daha üst ve klas görevler alacaktır. A planda görebilmemiz biraz kesin. Bunun dışında tabii şimdi dediğim gibi o yabancı kuralı çok büyük bir önem taşıyor ama belli başlı bölgelere takviye yapacak Galatasaray. Bir kere Icardi'nin durumu santrafor bölgesini netleştirecek. Yani belki bir dünya yıldızı daha Galatasaray'a getirecek. Ama Icardi'ye bağlı dediğim gibi. Gomis ayrılacağı için bir santrafor alınacak. Emre Taşdemir ve Adekugbe gideceği için Kazım Can forma rekabetini o bölgede arttırmak için bir sol bek takviyesi yapılacak. Bir de bence Galatasaray için elbette ki taraftar hep transfer ister. Daha iyi kadro ister. Haklılar mı? Haklılar. Zaten bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması için daha sert, fizik gücü yüksek bir takım haline getirilmesi gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim. Bu kadroyu korumak Firmino transferinden bence çok daha önemli. Çünkü Sacha Boey'e teklif var. Nelson'a teklif var. Torreira'ya teklif var. İşte Icardi'ye teklif var. Kerem'e teklif var. Ya sen zaten Nelson'u Sacha Boey'i zor tuttun elinde. Hem Ocak ayında hem sezon başında. Şimdi o yüzden bu futbolcuları burada mutluyken, birbiriyle oynamaya alışmışken bir sezon daha tutup Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarını görmek çok değerli bence. O yüzden Galatasaray yönetiminin ilk mesai Erden Timur'un bunun üzerine yoğunlaştıracağını düşünüyorum. Evet, birlikte oynama pratiği yüksek bir takım ki 14'te 14 yapmış bir takım. Eğer yani transfer yapmak yerine mevcut kadroyu korursa daha da büyük transfer hamlesi sağlıklı gibi olan olur. Da bu Orhun aslında. Evet, yani evet. Mesela Bayern Münih'in, Real Madrid'in, büyük kulüplerin yaptığı bu. Bizde ne yazık ki şampiyon kulüpler, şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp yeni kadro kurmaya kalkıyorlar. 20 transfer yapıyorlar. Trabzonspor'un bu sezon düştüğü duruma evet, düşüyorlar. Doğru. Şimdi gelelim tekrar şampiyonluk virajına abi. Tabii Fenerbahçe'nin puan kayıplarını göz önünde bulundurduğumuzda Nef Stadyumu'nda şampiyonluk olacağı ihtimali de biraz düşmüş gibi görünüyor. Yani şampiyonun son maça kalma ihtimalini sen de düşük görenlerden misin Fenerbahçe'nin bu puan kayıplarından sonra? Şimdi ben birçok futbolcuyla konuştuğumda çok net bir şey söylüyorlar. Haklılar. İlk soruda da dile getirdim. O baskı ve stres performansınızı düşürüyor. Sizi etkiliyor olumsuz. Ama şu anda Galatasaray rahatladı. Galatasaray mutlu, inanıyor, daha motive. Ve o baskıyı üstünden atmasıyla birlikte ben Galatasaray'ın işte İstanbulspor, Sivasspor ve Ankara Gücü maçlarını bu etapta iyi oynayarak kazanacağını düşünüyorum. Ve şu anki hedefte Florya'da 3'te 3 yapıp derbiye şampiyon takım unvanıyla çıkmayı başarmak. Ben işin artık son maça kalacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta hiç oynanacak maçlar. Burada Galatasaray'ın ezeli rakibinden önce oynayacak olması da çok büyük bir artı. Evet. O da o moralle herhangi bir stres ve baskı yaşamadan Galatasaray'ın sahaya çıkmasını sağlayacak. Hatta belki Galatasaray'ın kazanması
ister istemez Fenerbahçe'yi baskılayacak ve Trabzonspor maçında bir sürpriz sonuç daha görebilir miyiz? Bence görebiliriz. Bu evet. saatten sonra Galatasaray bence şampiyonluğu vermez ve daha iyi futbol ortaya koyar. Artı şunu söyleyeyim. Yani elbette ki iki ezeli rakip zaman zaman tansiyonlar vesaire yükseliyor ama Galatasaray ve Okan Buruk bu performanslarıyla saygıyı hak ediyor. Bu şampiyonluğu Galatasaray hak etti. Bunu Fenerbahçe kulübünün de taraftarının da kabul etmesi lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü siz Fenerbahçe olarak küme düşme hattındaki takımlara 9 puan kaybettiyseniz, siz Fenerbahçe olarak oynadığınız derbilerde sadece bir gol atıp, sadece ezeli rakiplerinden bir puan almayı başarabildiyseniz o zaman hak etmediniz. Evet. Abi ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta İstanbulspor maçının ardından gündem Galatasaray'ı çekeceğiz ve İstanbulspor maçını da konuşmuş oluruz. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone evet. olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.